Şimdi açımız 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında verilmiş. 3 pi bölü 2 270 derece, 2 pi de 360 derece olur. Yani açımız 270 ile 360 derece arasında. Şöyle bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şimdi açılarını da yazalım. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270. Burası 360 derece. Bizimki 270 ile 360'ın arasında. Yani şu an yeşile boyadığım bölgede oluyor. Bizim x açımız bu bölgede. Şimdi bu bölgedeki işaretleri yazacak olursak kosinüsler artı, sinüsler eksi olur. Tabii birinciler kosinüs, ikinciler sinüs oluyor bu işaretlerden. Şimdi kosinüsü verilmiş 3 bölü kök 10. Biz bu x açısını içeren bir dik üçgen çizebiliriz. Şöyle. Tabii normal şartlarda böyle bir üçgen çizilemez. X açısı 270 ile 360 arasında, yani büyük bir açı üçgen içine yazamayız. Ama cebirsel olarak yapacağımız işlemin sonucu doğru çıkacak. O yüzden böyle bir dik üçgenin içine yazabiliriz. Şimdi kosinüsü 3 bölü kök 10. Demek ki komşu dik kenarı 3, hipotenüsü kare kök 10. Şurayı bilmiyoruz. Ona k diyor. Pisagor teoremi uygularsak k'nın karesi artı 3'ün karesi 9 eşittir. Hipotenüsün karesi, yani kök 10'un karesi 10. Buradan bizim k sayımız 1 gelir. Yani şu kısım, şunun değeri 1'miş. Şimdi biz buradan şu oranları yazabiliriz. Birincisi tanjant x. Şöyle yazıyorum. Tanjant x. Diğeri de sekant kare x. Yani aslında 1 bölü kosinüs x'in karesidir. Ya da kareyi buraya da yazabiliriz. Kosinüsün karesini buraya da yazabiliriz. Şimdi tanjantımız şu bölgede sinüs ve kosinüsler farklı işaretli olduğu için bizim tanjantımız negatif olacak. Yani bunu negatif olarak yazacağız. Kosinüsümüz ise pozitif. Zaten burada da verilmiş 3 bölü kök 10 olarak. Bunun değeri de pozitif olacak. Şimdi eşittir diyorum. Tanjantımız eksi olduğu için eksiyi yazıyorum. Cebirsel olarak buradan bulacağız. İşareti de bölgeden. Tanjant x'imiz. X'in tanjantı. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 1 bölü 3. Tabii bölgesinden dolayı eksi 1 bölü 3. Şunun değerini yazıyorum. Artı 1 bölü. Bizim kosinüsümüz zaten verilmişti. 3 bölü kök 10. Bir de bunun karesini alacağız. Eşittir diyorum. Şurası eksi 1 bölü 3. Bunu ters çevirirsek 3 bölü kök 10, kök 10 bölü 3 olacak. Kök 10 bölü 3. Tabii halen bir de karesi var üstünde. Onu almadık. Eksi 1 bölü 3. Bunun karesini alıyorum. Kök 10'un karesi 10. Paydadaki 3'ün karesi 9. Toplamak için payda eşitleyeceğiz. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bu durumda eksi 3, 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Burası eksi 3 oluyor. Eksi 3 artı 10, 7 bölü 9. Yani işlemin sonucu 7 bölü 9 olur.